Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemiz Türkiye'den ve tüm dünyadan seçtiğimiz gelişmelerle karşınızdayız. Öncelikle Ukrayna basınından bir haber aktıralım. Ukrayna Bayraktar TB2 insansız hava araçlarıyla ilk kez geçit töreni yapacak. Yükseltilmiş ana muharebe tanklarının yanı sıra dünyanın en büyük kargo uçağına kadar Ukrayna devletinin bağımsızlığının 30. yıl dönümünü kutlamak için bir geçit töreni hazırladığı duyuruldu. Burada bir dizi yüksek teknoloji silah sistemi de gösterilecek. Yine bununla birlikte ilk kez Bayraktar TB2 geçit töreninde kullanılmış olacak. Şu an bununla ilgili bir prova yapıldığı da duyurulmuş. Diğer haberimiz sözde Suriye Devlet Başkanı Beşar'ın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Başbakan Arnavus'tan yeni kabine kurmasını istediği yazılıyor. Arap basınında böyle bir haber servis edilmiş. Diğer haberimiz Temmuz 2021'de yayınlanan bir çalışmaya göre SİA kullanan ülkelerin sayısı 19 olarak gösteriliyor. SİA kullanmaya yakın ülkeler ise 15. Siyah ihracatçısı ülkeleri ise 5, yine yurt dışında siyah harekatı düzenleyen ülkelerin sayısı 10, yurt içinde siyah harekatı düzenleyen ülkelerin sayısı ise 6 olarak gösterilmiş. Grafikte Fas'ta TB2 Suudi Arabistan'da da TB2 yazması dikkat çekiyor. Diğer haberimiz Avrupa Birliği Komisyonu ülkemiz Türkiye'nin yangınlarla mücadelesine destek olmak için 3 yangın söndürme uçağı göndereceğini duyurdu. İspanya'dan 2 tane, Hırvatistan'dan da 1 tane uçak gelecek. Avrupa Birliği Komisyonu'nun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Jens Lenaлық Avrupa Birliği'nin bu zor zamanlarda Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunu belirterek daha fazla yardım sağlamaya hazırız ifadesini kullandı. Katar Devleti de dün ülkemize pek çok ilde yangınlarla mücadele etmek için ekipler yollamıştı bunu da hatırlatalım. Diğer haberimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Etiyopya Başbakanı Nobel Barış Ödüllü Abi Ahmet Ali ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Etiyopya ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı yazılmış. Hindistan basınındaki habere göre öncelikle bir soru sorulmuş. Hindistan muhtemelen bu yıl S-400'lere teslim alacak. Bu ABD ile ilişkileri nasıl etkiler şeklinde. Burada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın cevabı verilmiş. Hindistan'a endişelerimizi bildirdik, kanunlarımız var, uygulayacağız, önümüzdeki aylarda neler olacak göreceğiz açıklamasında bulundu. Times of India.India India Times'da bu şekilde bir haber servis edilmiş. Görüntüler Kanada'dan, Kanada'da bazı Afgan vatandaşlarının Pakistan'ı protesto ettiği ifade ediliyor. Tunus'a gidiyoruz. Tunus Meclis Başkanı Ganluşi askeri hastaneye kaldırıldı. Meclis Başkanı ve Nahta Hareketi Lideri Raşit El Ganluşi'nin koronavirüs sebebiyle sağlık durumunun kötüleştiği ve başkentteki askeri hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Kendisi Cumhurbaşkanı'nın yaptığı darbeden önce koronavirüse yakalanmıştı. Bunu da hatırlatalım. 13 Temmuz'da virüse yakalandığı ifade ediliyor. Defense Blog'un haberine göre Rus pilotlar Suriye'de ABD yapımı GPS kullanıyor. Viktor Alexis'in özel haberine göre askeri pilotların muharebe operasyonları sırasında ticari GPS alıcıları kullandıkları yazılmış. Suriye'de Su-34 uçaklarındaki son görüntüler dikkat çekiyor. Burada son görüntüler ülkenin kuzeyindeki Suriye silahlı kuvvetlerini desteklemek için yapılan muharebe operasyonlarında Su-34 jetinin kokpitini gösteriyor. Görüntüde Victor Alexis F-34'ün kokpitinde basit bir kelepçe ile sabitlenmiş ticari bir GPS alıcısı görülüyor. Uzmanlar daha sonra fotoğrafın Garmin şirketi tarafından geliştirilen ABD yapımı bir GPS alıcısı olduğunu tespit etti. Burada Rus askeri pilotları Garmin'in popüler giriş seviyesi ETRX Legend ailesinin GPS alıcısını kullanıyor. Burada Rusya'nın GPS'e rakip kendi sistemi kullanılıyor fakat sık sık burada veri kaybı olduğundan dolayı Rus pilotların bu şekilde önlem aldığı ifade edilmiş. Görünüşe göre Rus ordusu gerçek savaş koşullarında sıklıkla arızalandığı bildirilen navigasyon sistemlerini çoğaltmak için Amerikan GPS'lerini kullanıyor. Gramin yüksek hassasiyetli VAS özellikli GPS alıcısı ile konum bilgilerini hızlı ve hassas bir şekilde aktarabiliyor. Yine derin kanyonlarda bile GPS konumunu koruduğu ifade edilmiş. Diğer haberimiz Çin'in Type 096 ana tanklara da dahil olmak üzere çok sayıda zırhlı aracı Rusya'ya ulaşmış durumda trenlerle sevkiyat yapıldı. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na göre Type 096 ana muharebe tankları ve 75. Grup Ordusu Halk Kurtuluş Ordusu Kara Kuvvetleri askerlerinin uluslararası ordu oyunları için Rusya'ya geldiği duyuruldu. Tren, gümrük ve sığhi prosedürlerden geçişi sağladıktan sonra Rus temsilciler tarafından karşılandı. Çinli savunma sözcüsü Çin ordusunun 22 Ağustos ile 4 Eylül tarihleri arasında Çin'deki 2021 Uluslararası Ordu Oyunları'nın 3 etkinliğine ev sahipliği yapacağını, yine bunun dışında ordu oyunlarının Rusya, Beyaz Rusya, Özbekistan ve İran'da 17 etkinlikte devam edeceğini belirtmiş durumda. Buraya Kazakistan, Özbekistan gibi ülkeler de katılıyor. Bunu hatırlatalım yine Hindistan'ın da buraya katılması bekleniyor. Diğer haberimiz Rus Su-30 uçakları Fransızların Cezayir'e Rafale avcı uçağı satma girişimini engelledi şeklinde Rus basınında bir haber servis edilmiş. Su-30 jetleri Cezayir'i Fransız Rafale uçaklarını terk etmeye zorladı. Cezayir Hava Kuvvetleri Rafale uçaklarının tedariği için... Fransa ile milyarlarca dolarlık bir anlaşmadan vazgeçti. Sunulan rapora göre Rus savaş uçakları o kadar iyi ki dolayısıyla Cezayir vazgeçti cümlesi kullanılmış. Fransa böyle bir anlaşmadan birkaç milyar dolar kurtarmayı amaçlamasına rağmen Cezayir Fransız uçaklarını edinme olasılığını daha fazla düşünmeye karar verdi. Cezayir Hava Kuvvetleri Rafale'ın tüm potansiyel müşterileri gibi birkaç nedenden dolayı Fransız avcı uçağını istemiyor. Su-30'un hizmete girmesi Cezayir Hava Kuvvetleri'nin yeteneklerini katlanarak arttırdı cümlesi kullanılmış ve Cezayir Afrika kıtasında savaşa en hazır ülke haline getirdi. Military Watch yani ABD basınına göre Su-30 yalnızca çok uzağa ve daha yüksek bir savaş yüküyle uçmakla kalmıyor, aynı zamanda durumsal farkındalığa da katkı sağlıyor. Uzmanlara göre Su-30 uçaklarının yetenekleri 5. nesil F-35 avcı uçaklarına bile dayanacak kadar yeterli. Diğer haberimiz Rus hava savunma sistemlerinin Suriye'nin doğusunda İran mevzilerini korumak için yerleştirildiği yazılmış. ABD ve İsrail'in Suriye'deki İran askeri tesislerine tekrarlanan bir diz operasyondan sonra İDM'yi korumak için Rusya buraya hava savunma sistemleri konuşlandırdı. Şu anda İran'ın en az 150 kilometrelik bir yarıçap dahilinde bölgede radarı da olduğu biliniyor. Burada ayrıca bazı kaynaklara göre alçaktan uçan ve gizli hedefleri tespit edebilen bir radardan bahsediyoruz cümlesi kullanılmış. Muhtemelen Kasta 2E2 -2 radarı şeklinde de editör notu düşürmüş. Bununla ilgili bilgiler İsrail kaynakları tarafından da doğrulanırken İsrail ve Amerika'nın Suriye topraklarına yönelik operasyonları önemli ölçüde karmaşıklaşabilir ve zorlaşabilir şeklinde Rus basını Avia Pro'da yazan haberi okuduk. Evet dostlar ülkemiz Türkiye'den ve tüm dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyi aktardık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.